Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Emme ba'du. Çok değerli Çay TV izleyenleri, bugün 3 aylar üzerine Sayın Hocam'la birlikte bir sohbet gerçekleştireceğiz. Konu 3 aylar ibadet hayatımız olacak. Konuğumuz kulluk. Rize İl Vaizimiz Yakup Turhan Hocamız. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Elhamdülillah. Allah razı olsun. Hocam zamanla bu mübarek 3 ayları bizler ibadet mevsimi gibi de söylüyoruz. Böyle telaffuz edebiliyoruz. Zira bizler müminler 3 aylarda ibadet hayatına, orucuna, namazına biraz daha dikkat ediyor bu vesileyle. Bu nedenle dün akşam 3 ayların ilk gecesi olan, mübarek gecesi olan, kandil gecesi olan Regaib kandilini idrak ettik. Camilerimiz doldu, taştı. Şimdi tabii böyle yavaş yavaş Ramazan-ı Şerif'e yaklaşıyoruz. Bu 3 aylar içerisinde Sayın Hocam neler yapmalıyız? Bir Müslüman olarak nasıl hareket etmeliyiz hocam? Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Rabbimiz bizler için bu mevsimi, bu geceleri, bu zaman dilimini hayırlı eylesin, bereketli Amin. Eylesin. Amin. Tabii yaklaşan şey sadece 3 aylar değil. Evet. Cenab-ı Hak ayeti kerimede Estaizu billahi Bismillahirrahmanirrahim İktarabe linnâsi hisâbuhum ve hum fî gafletin mûridûn. İnsanların hesaba çekilecekleri gün yaklaştı. Hal böyleyken onlar gaflet içerisinde yüz çevirmektediler. Yani her şeyden önce İnsan bu zamanın yaklaşmasıyla alakalı sadece bir nimeti, bir güzelliği değil, işin imtihan boyutunu da, işin hakikatini de, Rabbimizin bütün vaat ettiğini de bu anlamda düşünmesi gerekir. Yani çay mevsimi yaklaşıyor, nasıl insan evet. seviniyorsa, İş böyle bir zaman dilimi yaklaşıyor, bunun farkında, bilincinde olmak ama yani gerçekten kıyamet de yaklaşıyor, ahir zaman zaten içerisinde bulunduğumuz zaman ölüm yaklaşıyor. Bütün bunları güzel bir şekilde anlamlandırmak bu anlamda bizim görevimiz olmalı. Evet hocam şimdi esasında biz bir mübarek 3 aylara daha girdik diye seviniyoruz ama diğer taraftan ömrümüzden de bir yılın geçtiğini görüyoruz. Evet. Hakikatte böyle çünkü geçtiğimiz mübarek bu regaib'de, mübarek günlerde, gecelerde bizimle beraber olan birçok Müslüman kardeşimiz şu an aramızda değil. Yani rahmet rahmana kavuşmuş. Onun için bu da bize bir fırsat esasında olmalı. Zira bizim de bir daha böyle bir zamanı yakalayamayacağımız da çok malum değil. Şimdi hocam şöyle sormak istiyorum. Recep, Şaban ve Ramazan bu mübarek aylar. Yani bunları öncelikli kılan şey nedir Sayın Hocam? Şimdi Cenab-ı Hak bir şeye değer veriyorsa o değerli evet. olur. O kıymet olur. Şimdi bir ayet-i kerimede yine Cenab-ı Hak اِنَّ عِدَّةَ شُهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ 12 شَهْرًا ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah'ın yazısına göre Allah katında ayların sayısı 12 olup مِنْهَا اَرْبَعَةٌ hurum. Bunlardan 4'ü haram aydır. Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayı. Şimdi burada işin özü şu, bu ayların veya bu kandillerin, bu gecelerin değerli olması. Yani değerini, kıymetini Cenab-ı Hak'tan alıyor. Allah-u Teala zamanı yaratan o, var eden o, bu hesabı koyan o, güneşi, dünyayı belli yörüngede, yani niçin 24 saat değil de 50 saati, 30 saati yapmadık? Evet. Veya niçin gece gündüz uzunluğunu farklı yapmadık? Niçin yılı daha fazla daha az şeklinde yapmadık? Evet. Aslında burada işte Allah-u Teala'nın bu anlamdaki takdirini, kudretini, yüceliğini görmemiz lazım. Şimdi bu aylara da her şeyden önce Cenab-ı Hak yani ne değer vermişse, ne bildirmişse zamana, mekana,
Her şeye bu gözle bakmamız lazım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, işte Recep Allah'ın, Şaban benim, Ramazan ümmetimin ayıdır buyurmak suretiyle bunlara, ki bunların önemini bizlere haber vermiştir. Şimdi bunun yanında şöyle genel anlamda baktığımız zaman, yani duaların reddedilmediği, kabul olduğu gecelerden bir tanesi işte dün akşam Regaib Kandili. Yine Berat Kandili Şaban ayının ortasında. Yine Kadir gecesi, bayramlar, bayram geceleri, cuma geceleri vesaire. İşte bu değeri veren Allah Teala'dır. Şaban ayının gecesi yine rahmetiyle dünya semalarına tecelli eder ve pek çok kişinin, sayıca çok fazla kişinin bağışlanacağını yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize haber veriyor. Ramazan, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği, oruç tutulduğu ve pek çok hayrın, bereketin içerisinde bulunduğu bir zaman dilimi. Şimdi burada yani bu öğreneceğimiz hususlar daha sonra inşallah zikredeceğiz de, fakat şu yanlış anlaşılmaya da düşülmemesi gerekir. Bütün bu zaman dilimi yani kim için bir fayda, yarar sağlıyor? Buna bakmak lazım. Sadece bu zaman diliminin üzerimizden geçmesi bir şey ifade etmez. Evet. Yani kafirin üzerinden de geçiyor. Yaşamış olmak. Gaflet sahibi üzerinden de bu zaman dilimi geçiyor. Evet. Nankörün üzerinden de geçiyor. Dolayısıyla bu Allah-u Teala bu zaman dilimlerine vermiş olduğu değeri fırsat bilerek yine ona dönmek, tevbe etmek, ona yönelmek, İslam dininin sınırları, İslam dininin ölçülerini muhafaza ederek hareket etmek. Yani bu sadece bu zamanlar insanı kurtarmıyor. İnsan bu zamanlarda daha yoğun bir şekilde Allah'a yönelmesini ortaya koyuyorsa, Allah'tan gereği gibi sakınmaya çalışıyorsa ve bu anlamda değerlendiriyorsa, o zaman bunlar kıymetli, değerli olur. Cenab-ı Hak bilakis ki muhsin olarak yüzünü Allah'a döndürürse, Allah'a hakkıyla kulluk ederse onun ecri Rabbi katındadır. Öyleleri için ne bir korku vardır ne de üzüntü çekerler. Yani niyetimizi düzeltmeden, doğruluk üzere bulunmadan, bu Allah'ın rızasını kazanma noktasında samimi olmadan ne bize 3 aylar fayda verir ne de yılın 12 ayı fayda verir. O zaman bu, yani nefsin buradaki aldatmacasından uzak durmamız lazım. Sadece bir belli bir zamana kulluğu hasretmek, belli bir gün sebebiyle nihayetinde kurtulacağını zannetmek, bu aslında nefsin bir oyunudur. Halbuki samimiyet olmadan, niyet olmadan Allah-u Teala katında makbul olan bir amel yok. Bunun en güzel örneği, hani şehit huzura getirilir, evet. Cenab-ı Hak ona sorar, o da der ki senin yolunda savaştığım, mücadele ettim. Ama Cenab-ı Hak ona iç yüzünü hatırlatır. Der ki hayır, sen yalan söylüyorsun. Desinler diye yaptın. Yine mal veren aynı şekilde, ilim sahibi aynı şekilde bakıyoruz. Halbuki bunlar çok değerli ve çok makbul olan ve çok önemli makamlardır. Şehitlik olsun, malı infak olsun yahut da ilim sahibi olup da onu anlatmak olsun, öğretmek olsun çok önemli. Allah-u Teala'nın bu noktadaki emirleri söz konusu. Ama böyleyken onları boşa çıkaran ne? Niyetler. Niyetin bozukluğu. Evet. Yani bu dünyalık için olursa, makam mevki için olursa, nefis için olursa, şimdi orada en büyük belki günümüzdeki bugünkü toplumda bakıyoruz ki bu niyet üzerine gerektiği şekilde düşünülmüyor. Bu göz ardı edildiği zaman işte zannediliyor ki yani işte bir geziye gitmekle, değerlendirmekle vesaire o bizi kurtaracak. Allah'a yönelmedikten sonra, tevbe etmedikten gerçek sonra anlamda. Yani samimiyet üzere, ya Rabbi ben Rab olarak seni tanıyorum, sana inanıyorum, sana güveniyorum, itikadı, inancı İslam dininin ölçüleri içerisinde olmadığı müddetçe bu anlamda geceler, gündüzler insana bir fayda sağlamaz. Evet, şimdi yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam burada şunu
çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bu anlamda, yani kurtuluş yolunu, onurlu olma yolunu, izzet ve şeref yolunu göstermiş. Hazreti Ömer radıyallahu anh böyle bir gün anlatıyor Peygamberimizin hayatından. Evet hocam, olağanüstü vahiy hallerinden birini yaşarken kıbleye dönüp ellerini kaldırarak Allah'ım bize nimetini arttır, eksiltme, bizi onurlandır, alçaltma, bize ihsan et, mahrum etme, bizi seçkin kıl, düşmanlarımıza karşı zayıf duruma düşürme, bizden hoşnut ol ve bizi senden hoşnut kıl diye dua ediyor. Evet. Çok isteklere bak. Yani ne kadar? Samimi olarak. Bu istekler, peki bunun cevabı Rabbimiz tarafından nasıl veriliyor? Ve Peygamberimiz buyuruyor ki, şu anda bana 10 ayet indi. Kim bu ayetlerin gereğini yaparsa cennete girecektir buyurmuş. Ve Müminun suresinin bildiğimiz o müminlerin özelliklerini ifade eden bu anlamda ki ayeti kerimeleri okumuştur. Evet. Onlar nedir? İşte kad eflehal müminun, müminler kurtuluşa ermiştir. Felah bulmuştur. Bu dünyada da ahirette böyledir. Kurtuluşun yolu nedir? Ne var bunlar? Ne ile kurtuluyor? İşte onlar namazlarının da huşu içerisindedirler. Boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Zekatı verirler. Ancak onlar zekatı verirler. İffetlerini korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu cariyeleri hariç bunlarla ilişkilerden dolayı kıranmış değiller. Şu halde kim bunun ötesinde gitmek isterse işte bunlar haddi aşan kimselerdir. Onlar yine ahitlerine, sözlerine riayet ederler. Emanetlerine, ahitlerine riayet ederler. Ve onlar ki namazlarına devam ederler. Şimdi genel çerçeve, yani bir zamanın daha değerli olması ayrı şey. Fakat onu değerlendirmek, ona yükleyecek anlam ve onun kişi için bir fayda temin etmesinin sınırları İslam dininin sınırlarıdır. Evet. Onlarla, tevbeyle, güzel amelle, ahlakla, infakla, güler yüzle, yani bütün iyilikleri kapsayan yönleri bu anlamda düşünebiliriz. Evet Sayın Hocam, şimdi sohbet güzel gidiyor ve bir ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de, Zümer Suresi 53. Ben mealini arz edeyim Sayın Hocam. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, de ki, ey kendilerine kötülük edilip aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar. Çünkü o bağışlayandır, merhametlidir, merhamet edendir. Sayın Hocam, bu esasında bizlere, günahkar olan müminlere bir müjde niteliğinde bir ayet. Bir de burada israftan bahsediliyor. Yani zamanı boşa harcamak, ömrü boşa harcamak, bereketsiz geçirmek gibi. Şimdi biz nasıl hazırlanmalıyız? Yani ahirete, ölüme nasıl hazırlanmalıyız? İşte Ramazan-ı Şerif geliyor, ona nasıl hazırlanmalıyız? Yani nasıl bir hazırlık içerisinde olmamız lazım Sayın Hocam? Şimdi insanın, yani ey kendi nefisleri aleyhine aşırılık eden kullarım buyuruyor Cenab-ı Hak ayet-i kerimede. Bir kere iman, itikat noktasında Allah'tan ümit kesilmez. Bak, çok önemli bir şeydir. Yani Allah-u Teala rahmeti büyük. Yeter ki kul ona Rab olarak günahlarının bağışlanacağını bilsin. Ona yönelsin, ondan istesin. Şimdi bu bir kere, yani insan olarak günahtan masum değil kimse. Evet. Yani bunu düşünerek, peki yani neler insanın kendisine yazık etmesi, nefsine yazık etmesi nedir? Ömrünü güzel değerlendirmemesi. Evet. Allah'ın razı olduğu şekilde bir hayatı ortaya koyamaması. Şimdi bu günah deyince sadece yanlış şekliyle yanlış şeyler akla geliyor. Genelde içki, kumar vesaire bu gibi şeyler. Halbuki yani bir dedikoduya kulak vermek, yapmak, bir müminin onurunu, haysiyetini, şerefini incitmek yahut işte ibadet hayatında farz olan namazları yerine getirmemek yahut gelişigüzel konuşmak, yahut kırıcı olmak, yani hakka riayet etmemek, görevi yerine doğru düz görevi yerine getirmemek,
ve vesaire. Hayatımızın her alanında bu anlamda bakıyoruz ki yani dost doğruluk üzere bulunmamız mümkün değil, kolay değil. Rabbimiz yani Peygamberimizin Adem Aleyhisselam'ın bütün hayatlarında işte bu yönü gösteren yönü bizlere hatırlatmış. Ama onlar aynı zamanda onun farkında olarak Adem Aleyhisselam ne yapmış? Allah'a yönelmiş, tövbe etmiş. Ha işte bu açıdan meseleye baktığımız zaman bir kere kulluğun gereği olarak yani tövbe müminin ahlakıdır, bir sıfatıdır tövbe. Dolayısıyla sadece günahlarının bağışlanması olarak meseleye bakmak da doğru değil. Çünkü Allah-u Teala emir veriyor. Yani ey iman edenler Allah'a samimi tövbe ile tövbe edin. Bakın. Yani insan bir tövbeye çağrılıyor, bakıyorsun ona acaba diyor. Başka evet. Her türlü maddi bir menfaate çağrılıyor, hiç hemen ona... Samimiyetin önemi o ayeti celilede ortaya konuyor. Hatta bazı kere o ayeti sohbet anlamında da düşünmüşler. Belki böyle bir mana var ama esas mana samimiyettir. Samimiyet, yani evet. Allah'tan samimi olarak, evet. Yani duada olsun istemek, tövbede samimi olmak. Evet. Şimdi bu kalbin meselesi. Yani kalp evet. Dürüst olmadan İslam yaşanmaz. Evet. Şimdi bu aylara nasıl bakmak? Evet. Her şeyden önce Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın duası bizim için çok önemli bir hakikati ortaya koyuyor. Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve bellighna ramazan. Ya Rabbi, Allah'ım Recep ve Şaban ayını bizim için mübarek eyle, bereketli eyle. Bizi Ramazan'a kavuştur. Şimdi temelde böyle bir inanç, yani böyle bir Allah-u Teala'nın değer vermiş olduğu bu zamana böyle bakabilmek önemli. Bizim için onu bereketli eyle. Evet. İşte hamd ile başlanılmayan işler bereketsiz olur. Evet. Yani bereketi bir de görmek lazım. Bunu gene bir örnek vermiştik. Yani köpek senede 7 birden çok yavru yapar. Evet. Kimse ne kurbanda keser, ne episoy keser vesaire. Ama böyle olduğu halde sürüsü yoktur. Evet. Şimdi koyun en fazla senede 2 yavru yapar. Evet. Bu kadar et için kesilir. Evet. Kurbanda kesilir. Evet. Ama Allah-u Teala onun sürüsüne kurtlar yer, yabaniler yer ama bereket vermiş. Evet. Hatta savunmasız bir hayvan. Hocam bereketi herhalde çok konuşmak lazım. Bunu iyi anlatabilmemiz lazım. Şimdi eğer İslam'ın terimlerini, evet. Ölçülerini, bilgilerini iman imandan yoksun olarak evet. Teslimiyetten yoksun olarak düşündüğümüz zaman o zaman anlamayız. Yani sadaka malı eksiltmez buyuruyor Peygamberimiz. Evet. Faiz bereketi giderir. Malı şimdi çoğaltmaz. Bunu şimdi işte iman burada devreye giriyor. Evet. Şimdi siz Allah'a inanmayan, teslim olmayan bir insana hangi hesapla sadakanın malı eksiltmediğini anlatabilirsiniz. Veya faizin çoğaltmadığını anlatacağız. Nasıl anlatacaksın? Hangi cümlelerle? Mümkün değil. Niye? O bakımdan Allah-u Teala zaten iman etmeyene ne namaz kıl diyor, ne efendim oruç tut diyor. Bir şey demiyor ona. Çünkü o evet. Daha iman etmemiş. Yani evet. Hakkı aşamaya tanımamış. Evet. O açıdan bakış çok önemlidir. Bu açıdan yani bu zaman diliminde kalplerin yumuşama vakti, Allah-u Teala'nın zikriyle yumuşama vakti olduğunu bilerek hareket etmemiz gerekir. Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimede iman edenlerin Allah'ı anma ve ondan inen Kur'an sebebiyle kalplerinin ürpermesi zamanı henüz gelmedi mi soruyor. Yani biz hayatımıza şöyle bir bakacağız. Dünyanın meşgaleti, meşguliyeti vesaire eğer Allah'ın adını yüceltmekten, zikretmekten onun razı olduğu bir hayatı ortaya koymaktan alıkoyuyorsa o zaman bir bakacağız. Kalp katılaşıyor. Katı kalp neticesinde merhametsizlik, sevgisizlik, hürmetsizlik vesaire bütün bunlar ortaya çıkıyor. Şimdi burada
Peygamberimiz yani o rahmetten istifade etme düşüncesiyle, o rahmete nail olma düşüncesiyle Ramazan'a bizi ulaştır buyuruyor. Şimdi bunu biz eğer buna inanırsak, bunda samimi isek biz de o gayret içerisinde oluruz. Biz de hayatımızda önceliğimiz boş, malayani, haberler vesaire yarın için bir anlamı olmayan şeyler değil. Bu anlamda Ramazan'a kavuşacak, Ramazan'a adım atacak şekliyle bir hazırlık. Bu temizlik olur. Bu efendim Kur'an okuma, Kur'an hatim okuma olur, meal okuma olur, bilgilerimizi sorgulama olur vesaire her yönüyle bir hazırlık gerekiyor. Şimdi en önemlisi de aslında demin kısaca bahsettiğimiz evet. Yani haram aylar, hürmet Allah-u Teala'nın değer vermiş olduğu. Recep ayında daha önce İbrahim Aleyhisselam'dan o dönemden halkın öğrendiği şekliyle bu aylarda savaş yapılmazdı. Evet. Hürmet gereği. Yani o aylar herkes serbest şekilde, güven içerisinde Kabe'yi ziyaret eder, ticaret eder. Bu anlamda o hürmetten dolayı. İşte yine Kur'an-ı Kerim'de demin okumuş olduğumuz ayet-i kerimede bu ayları Peygamberimiz de Allah-u Teala'nın hürmet değer vermiş olduğu aylar olarak zikrediyor. Resulullah bu aylarda Resulullah Efendimiz dua ediyor. Hani düşmanın hayasız olanından Ya Rab sana sığırım onları bize musallat etme şeklinde. Hakikaten günümüzde insanlar buna hürmet etmediği için ne kadar kötü olaylar cereyan ediyor. O mübarek günlerde, gecelerde insan öldürmeler şimdi, devam ediyor. Doğru hesap budur. فَلَا تَظْلِمُوا ف۪يهِنَّ اَنْفُسَكُمْ Ve bu aylarda diyor ki kendinize zulmetmeyin. Haksızlık etmeyin. Şimdi daha yani diğer zamanlardan daha önemli bu ayın hatırına en azından bütün bunları hesap edelim. Şimdi hürmet bu hürmeti bir kere öğrenmemiz lazım. Aslında günümüzde en büyük eksiklik eğitimde, din eğitiminde veya fark etmez her türlü meslek eğitiminde, din yaşantıda Allah-u Teala rızasını kazanmada kaybolan bir değerimiz vardır. O da nedir? Hürmet. Şimdi Cenab-ı Hak yine ayet-i kerimede ذَٰلِكْ يَوْمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ İşte böyledir diyor. Kim Allah'ın hükümlerine saygı gösterirse şüphesiz bu kalplerin takvasındandır. Yani dinin şiarlarına, Allah-u Teala'nın değer verdiklerine değer vermek bu kalplerin takvasındandır. Öyle basit bir şey değil yani. Biri yere düşen bir hadisi veya bir ayeti kerimeyi ne yapıyor? Yerden alıyor. Yahut da bu işte bir ekmek kırıntısını alıyor yerden. Ezilmesin. İşte bu hürmet var ya. Bu öyle basit bir şey değil. Bu kalplerdeki sakınma duygusunun bir tezahürü olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ecdat dedelerimiz bu hürmet sebebiyle çocuklarına ne isimler vermiş? Evet, Recep, Şaban, Ramazan. Burada şunu da göreceğiz. O hürmetin gereği Recep ismini veriyor, Şaban ismini veriyor. Ama işte dindeki bu hürmeti, dinin içerisini, bu saygıyı boşaltmak için de bütün bu isimleri bakıyoruz ki alay edilecek, küçümsenecek, böyle her türlü hürmetsizliğin konu edildiği film veya dizi veya bu anlamdaki şeye dönüşebiliyor. Hatta insanların artık o isimleri vermekten çekindiği bir ortam meydana getirilebilir. İşte İslam'ı yani yaşamak niye bu zamanda zor? Her zaman zor. Bu saldırıyı, bu şeyi görmemiz lazım. Ama mümin neyi bilecek? Buna Allah değer veriyor mu? Evet. O zaman benim değer vermem lazım. Benim hürmet göstermem lazım. Bu anlamda bu hürmeti yani çok geniş olarak ele alma noktasında Peygamberimiz Kabe-i Muazzama'nın karşısında sen ne güzelsin, kokun ne hoştur buyuruyor. Sen ne kadar büyüksün, hürmetin de çok büyüktür. Bak. Kabe-i Muazzama'yı, Mescid-i Haram hep bu Muharrem, hep bu kökten geliyor. Aynı yani kelime. Haram da aynı dokunulmaz olarak bu hürmeti, bu sınırı bildiren noktayı ifade ediyor.
Hatta şimdi, Mescid-i Haram derken yasaklı bölge anlamında da kullanıyoruz. Hem belli dokunulmaz orada yani dokunulmaz, evet. Hürmet edilmesi gereken yani. Orada işte otu vesaire canlıyı gibi. Ne yapıyoruz? Kavgayı, nizayı, gürültüyü yani çevre bilincini bile orada o formatını hacda, evet. Umrede öğreniyoruz. En önemli ibadet esnasında çevre bilinci aşılanıyor. Orada kazanılıyor. Yani senin normalde meşru olan şeyleri bile yapmama noktasında bir eğitimi orada alıyorsun. Alması gerekiyor. Bugün dünyanın bir başka yerinde, mesela memleketimizde, şehrimizde, sokağımızda da Müslümanın bu kurala riayet etmesi gerekiyor. Aslında orada ona aşılıyor. İbadetler aslında diğer, evet. Bütün hayatın nasıl yaşanacağının eğitimini oluşturuyor. Yani namazı kılmayan, onun huşusuna dikkat etmeyen insanın dışarıda başka bir alanda hürmeti, huşusu da, evet. Olmuyor. Müslümanın şiarı temizliği ahlaklı. Öğrendiği zaman, evet. İnsan o temizlik, imanın gereği olan o temizlik yavaş yavaş bunun hayatına, evet. Ne yapıyor? Yansıyor. Hocam şimdi şüphe yok ki. Buyur bir şey söyleyeyim de. Hocam şuna çok büyük önem vermemiz gerekiyor. Şimdi biraz evvel buraya gelirken gördüm. Bir yaşlı hacı amca eğilip doğrulmakta zorlanıyor. Ama yolun kenarına atılmış o ıslak mendiller, kağıtlar, onları toplayarak gidiyor. Dedim ki ilahi kamera bunu çekiyor ama bir de bende olsa ben de çeksem bu görüntüyü. Çok hoş. Şunu söylemek istiyorum. Kirletmek de o derece çirkin görünüyor. Evet. Yani riayet etmeyen kardeşlerimiz bunu hatırlaması lazım. Şimdi şüphesiz Allah Teala sende bir şeyi haram kıldı. Seni haram bölgesi yaptı. Fakat, evet. Müminin üç şeyini haram kıldı. Malını, kanını ve şerefini. Bir de müminin hakkında kötü zan beslemeyi yasakladı buyuruyor Peygamberimiz. Şimdi biz bu hürmeti, evet. Yani gerek bu ayları, gerek bu zaman dilimini, gerek işte, evet. Bu hürmetten Cenab-ı Hakk'ın bize öğretmek istediği bu hürmeti öğrenirsek, Kabe'ye nasıl değer veriyorsak, hürmet ediyorsak Allah değer verdiği için, aynı şekilde mümin için onun kanı, canı, malı, şerefi dokunulmazdır. Biz nasıl olsa bizden ya, Müslümanız ya biz. Evet. Yani hakikaten çoluk çocuğumuza, eşimize vesaire yani akrabalarımıza yahut da çalıştığımız ortamda arkadaşlarımıza vesaire, bu anlamda yani mümin gözüyle bakabilmek çok önemli. Onun değerli olduğunu, onun kıymetli olduğunu. Bunun mücadelesi içerisinde olmamız gerekir. Bakıyorsun aynı hürmeti mümin olması gereken, mümin olana gösterilmesi gereken hürmeti, saygıyı neye yöneltmişler? Bir ünlüye. Yani evet. Bütün başarısı ne? Helal haramı olmayan, bir sınırı olmayan. Veya makamı mevkii olana. Yani Allah'ın, evet. Rızası dışında bir hareketin, evet. Bir davranışın neticesinde parası olan, zengin olan. Yani bu anlamdaki yönü bize değerli olarak gösterilmeye her zaman çalışılıyor. Evet. Halbuki neden bugün gençlerimiz, çocuklarımız vesaire neden bu modelleri örnek alıyor? Ya neden, evet. Çünkü onlar özendiriliyor. Halbuki, evet. Allah katında onların bir değeri yok. Bir kıymeti yani yok. Rabbimiz değer vermemişse, evet. insanlar evet. değer verse bile bir önemi i̇şte, yok. İşte dini öğrenmek bu açıdan önemli. Evet. Şimdi bu hürmet noktasında işte Allah-u Teala yaşından ötürü bir ihtiyara saygı gösteren gence yaşlılığında hizmet edecek kimseler lütfeder. Bak. Evet. Yani bu hürmet hayatımıza yansıması noktasında küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen, hürmet etmeyen bizden değildir. Evet. Yani bizim yani İslam'ı yaşıyorsak o zaman bu hürmetsizlik, saygısızlık olmaması gereken. Evet. Yine saçı sakalı ağarmış Müslümana aşırı gitmeyip ahkamıyla amel etmekten kaçınmayan Kur'an hafızına, Allah'ın kelamını ezberlemiş ve onunla elinden geldiğince amel etmeye çalışıyor. Sırf bu sebeple ihtiyara, saçı sakalı ağarmış ihtiyara ve adil hükümdara saygı göstermek Allah Teala'ya duyulan saygı ve tazimden ileri gelir. Düşünebiliyor muyuz? Evet, ne kadar öyle bizim önemli. Yani dinin bize öğrettiği her türlü mesele, problem bile olsa konuşarak edep içerisinde hallolması, çözülmesi. Hani hak arama şeklinde gerek başka
bu inanca sahip olmayan veya bu inancın gereğini bilmeyerek hareket eden ve bundan yoksun olan insanlar hakkını nasıl arıyor? Toplumları görüyoruz. Neyle? Yerden taşı alıyor, şiddetle, cam kırıyor, zarar veriyor. İşte bakın. Yani hürmet dediğimiz şey, her mesele problem olabilir. Ama bunu Allah'a ve Resulüne büyüklerimiz getiriyor. Bize güzel anlatıyorlar hocam. Diyorlar ki biz gençliğimizde, çocukluğumuzda şöyle yolun kenarında caminin önünde otururduk. Ama yaşlı bir amca uzaktan geçerken ayağa kalkardık. O geçene kadar oturmazdık. Demek nereden geliyor bu saygı sevgi? Dinimizin esasından kaynaklanıyor hocam. Şimdi bu bakımdan bu hürmeti öğrenmemiz çok önemli. Evet. Yani hürmet Allah-u Teala'nın değer vermesiyle değer verdiklerine değer vermek, onu bizatihi hayata yerleştirmek, bunu kazanmak. Evet. Bir başka bu hürmet, yani neden bu kadar üzerine duruyorum? Şundan sebep. Yani her türlü bu hürmeti yıkmaya çalıştıklarını, zalimlerin, kafirleri bunu görüyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde, yani onun adını bu anlamda rencide edecek, davasını hafife alacak her türlü yaklaşım bunun için olmuştur. Evet. Yine bakıyoruz ki günümüzde ya sahabi onlar da bizim gibi bir insan. Evet. İşte vesaire bu gibi büyüklere bu anlamdaki hürmetsizlik sebebiyle yaklaşımlar aslında dine karşı da hürmetsizliği beraberinde götürüyor. Evet. Yani bu camiye, hocaya veya bu anlamda dinin bütün şiarlarına hafifletecek küçümseme, alay vesaire bütün bunlardan kaçınmak gerekir. Hocam hızlıca geçmek istiyorum. Süremiz ilerliyor ama özetle şöyle söyleyebiliriz herhalde. İşte şöyle şöyle oturmak saygısızlık değildir. Bu saygıyla alakası yok. Anaya babaya şöyle şöyle davranmak saygıyla ilişkili değil. Büyüklere şöyle davranmak saygısızlık değildir gibi. Öyle şey ortaya geliyor ki geriye saygı kalmıyor. Değer, hiçbir değer kalmıyor. Şimdi bunların temel şeyi işin niyetinden, doğruluğundan hareket etmek. Evet. Yani Allah ve Resulüne kulak vermek. Evet. Çıkış noktası, gaye insanları Allah'a yaklaştırmak, onların daha güzel bir noktaya gelmesi temin etmek değilse, o zaman bu böyle şeylere hiç kulak vermemek gerekiyor. Bir de zaman bilinci noktasında, yani zamana mümince bakmak nedir? Yani kafirler diyor ki bizim yaşarız ve ölürüz. Hayatımız bundan ibaret. Yer içer, işte bunun mücadelesine verir. Ama bir Müslüman zamana böyle bakmaz. Zaman bilinci bize kazandırıyor. Yani zaman nasıl değerli olur? İşte As suresinde o güzel ifade ediliyor. Evet. Yani ömür geçiyor ve bu zamanı şöyle değerlendirirseniz bunu faydalı hale getirmiş olursunuz. İman, salih amel, hakkı tavsiye, sabrı tavsiye. Şimdi bu sebeple Hazreti Ömer ne yapmış radıyallahu anh? Hicreti takvim başlangıcı yapmıştır. Evet. Namaz vakitli olarak farzdır. Evet. Yani bir sizin ribatınız, koruyacağınız, üzerinde titreyeceğiniz şey olarak namazı peygamberimiz tavsiye etmiştir. Namazı beklemek, yani zamanı Müslümanca algılamak çok önemli. Yoksa ya bir maç saatini ya bir başka bir şeyini düşünerek hareket edersin. Bu bakımdan yani o zaman bilincini tıkarlamamız gerekiyor. Ele almak ve gerçekten Müslümanın ortaya koyması gereken tavrı ortaya koymak çok önemli. Evet hocam, şimdi Haşr suresinde bir ayet-i celil estaizu billah. Ya eyyühellezine amenüttegullâhe vel tenzuru nefsüm mâ gâdemet ligâdim ve tegullâh ilâ ahire. Ey iman edenler, Allah'tan korkun, Allah buyuruyor. Herkes yarın için ne hazırladığına bir baksın. Allah'tan sakının, çünkü Allah işlediklerinizden, yaptıklarınızdan, hatta düşündüklerinizden haberdardır. Sayın hocam, günümüzde Müslümanca bir hayat ortaya koymak, bugün ne yaşadık, yarın için ne gönderebiliyoruz? Yani bunun bir zorluğu da var. Bundan biraz bahsedebilir miyiz? Zamanımızın da sonlarına geliyoruz, sorumuz çok ama. Şimdi şöyle söyleyelim. Yani işte en önemli... Daha o zaman biraz daha genelini toplayarak şöyle buyurun söyleyelim. Hocam.
Şimdi günümüzdeki zorlukları şöyle ele alınması lazım. Yani her devirde. Evet. Ya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam neye çağırdı insanları? Evet. Diyor ki ben size şu dağın arkasında size bir ordu saldıracak düşman var desem bana inanır mısınız? Ne diyorlar? Sana inanırız. Çünkü senden yalan sadır olmamış. Evet. O halde diyor bilin ki ben Allah'ın elçisiyim. Evet. Allah'tan başka ilah olmadığını size haber veriyorum. Ahiret var, hesap var. Ha, bunu bildiriyor. Fakat işte bu davetine yani insanın kurtuluşuna vesile olacak bu daveti duyulmaması için o kafirler, zalimler, haksızlıkla oluşturdukları düzenler ortadan kalkacağı için bakıyoruz ki bu daveti engellemeye çalışılıyor. Şimdi onların dediği bu Kur'an'ı dinlemeyin, okunurken gürültü yapın, umulur ki bastırırsınız dediler, galip gelirsiniz. Şimdi aslında bu anlamda aynı zorluk günümüzde de var. Evet. Hatta bir tanesi böyle seferlerden Azem Fars masal kitapları getiriyor. İşte Muhammed size şöyle masallar anlatıyor. Ben de size şunları anlatıyorum. Gelin dinleyin. Bugün aslında kişi niyet edip Allah'ın razı olduğu yani bunda samimi olarak hareket etmediği sürece bu sıkıntı devam ediyor. Çünkü her türlü eğlenceyi, programı, yanlış hatta dini tartışmaları bile zaman zaman haktan uzaklaştırma, batıla, yanlışa sevk etme olarak yani asıl şeyden uzaklaştırma olarak bunu ne yapıyoruz? Görebiliyoruz. İşte bunun yolu nedir? Cenab-ı Hak diyor ki indirdiğimiz nura iman edin. Çünkü o Kur'an-ı Kerim ya Rabbinizden gelen size bir delildir. Apaçık bir nurdur. Ona inanın ki karanlıklardan aydınlığa çıkasınız, ulaşasınız. Şimdi bu değerlendirme noktasında yani yarın için hazırladığınız her nefis hazırladığına bir baksın buyuruyor Cenab-ı Hak. Evet. Yani şunu öncelikle şuna bir bakacağız. Ya yolda mıyız? İstikamet üzere miyiz? Yani kendimizi bir görmemiz lazım. Çünkü insan bulunduğu ortamın, çevrenin, zamanın şartları neyse ona göre şekillenebiliyor. Doğruyu yanlış, yanlışı doğru olarak gelebiliyor. Hakkı batıl, batılı hak olarak görebiliyor. Yoldan çıkma söz konusu. Müminin özelliklerini, fasığın özelliklerini bilmesi gerekiyor. Peygamberimiz cennet nefsin istemediği şeylerle ama cehennem ise nefse hoş gelen şeylerle kuşatıldığını bize haber veriyor. Şimdi baktığımız zaman neyi görüyoruz? Peygamberimiz bazı hususları Cenab-ı Hak bize haber veriyor. Nihayet buyuruyor ayet-i kerimede yine onların peşinden öyle bir nesil geldi ki bunlar namazı bıraktılar. Nefislerinin arzularına uydular. Bu yüzden ileride sapıklıklarının cezasını çekecekler buyuruyor. Yani bir Müslüman namazına bir bakacak. Bunun yani vaktinde kılınması olsun, huşu içerisinde kılınması olsun, temizliğine riayet olsun. Namaz dinin direğidir. En önemli gözden geçirmemiz gereken ibadetlerin başında bu geliyor. Yine sizin hayırlarınız benim zamanımda yaşayanlarınızdır. Sonra zamanımda yaşayanlara yakın olanlar, sonra da onlara yakın olanlar buyuruyor Peygamberimiz. Ve devamında şunu söylüyor. Onlardan sonra öyle bir topluluk gelir ki kendilerinden şahitlik istenmediği halde şahitlik yaparlar. Hıyanet ederler de kendilerine güvenilmez. Bir adakta bulunurlar fakat yerine getirmezler. Onlar da şişmanlık baş gösterir buyuruyor. Yani bugünkü problemlerimizi insanlar arası ilişkilerde söz verince sözünde durmamayı, adağı yerine getirmemeyi, kendilerinden şahitlik istenmediği halde sırf arkadaşını, akrabasını vesaire kayırma düşüncesiyle hakkı söyleme değil de sırf menfaat gereği adım atma bugün normal hale bakıyoruz ki gelmiş. Evet. Bütün bunlar işte o yoldan çıkma boyutunu bizlere bu anlamda gösteriyor. Yine Peygamberimiz akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise nefsinin duygularına tabi kılan ve Allah'tan dileklerde bulunup duran ve bunu yeterli görendir. Yani nasıl olsa
bir af buluruz, şöyledir, böyledir, daha zamanı var. Halbuki bu inanç, bu söz, yani Müslümanın ortaya koyacağı bir söz olmadığını bileceğiz. Yine Peygamberimiz işte bizi aldatan bizden değildir. İşte küçüklerimize acımayan, büyüklerimizin şerefini tanımayan bizden değildir. Bize silah çeken bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir diye bütün bunlara bir bakacağız. Bakıyoruz ki o zaman biz kimiz? Yani kendi kimliğimizi bir bakacağız. Bütün bunlar işte o yoldan çıkmanın göstergesi olarak karşımıza çıkan hususlardır. Tevhid inancımızı, ibadet hayatımızı, hayata bakışımızı, itikadımızı bu anlamda düşünmemiz gerekir. Şimdi mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmek suretiyle sizi deneyeceğiz. Sabredenleri müjdele. Onlar, bakın başlarına bir musibet geldiği zaman derler ki, biz Allah'a aitiz, yine ona döneceğiz. Şimdi bu, bakın bütün ölüm her türlü şey karşısında, yani bir Müslümanın ortaya koyacağı tavır. Önce imtihanın, sıkıntının bile Allah-u Teala'nın yani müsaadesiyle, takdiriyle olduğuna bilmeli. Her şeyden önce kulluk boyutunu dikkate alarak meseleye yaklaşmalı. Bakın bu söz bile ne kadar önemli. Yani bir sıkıntı anında, bir bela musibet anında bunu söyleyebilmek çok önemli. Şimdi ibadet hayatımızı, tevhid inancımızı, yani şimdi pek çok şey, peygamberimizin hakkımızda korktuğu şey nedir? Gizli şirk. Yani gösteriş olarak, yani yapılan belki İslam'a uyar ama eğer şeyse, Allah rızası için yapılmıyorsa, gaye başkası, başka gayeler için oluyorsa, nefsi için oluyorsa onun bir yararı, faydası yoktur. Hocam şimdi biz ayrılan sürenin son birkaç dakikası içindeyiz. Sorular çok ama eğer müsaade ederseniz ben affınızdasın şu soruyla bitirmek istiyorum. Hakikaten Allah'a, Rabbimize kulluk yapmak istiyoruz. İslam'ı güzel bir hayat ortaya çıkarmak istiyoruz ama hakikaten zor. İmtihan ediliyoruz her şeyle. Hastalıkla, borçlarla, sıkıntılarla, insanlarla, çoğu kere evladımızla, yakınlarımızla imtihan ediliyoruz. Bu imtihanlarda nasıl başarılı oluruz hocam veya bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Son sözleriniz şimdi, böyle olsun. Şimdi Müslümanların, yani müminleri Cenab-ı Hak, mümin erkekler ve kadınlar birbirlerinin dostudurlar. İyiliği emrederler, kötülükten nehyederler. Onlar Allah'a ve Resulüne inanır, namazı kılar, zekat verirler. Pek çok ayet-i kerimede. Yani şunu çok iyi bilmemiz lazım. Müslüman olduğumuzun farkında olacağız. Mümin olduğumuzun farkında olacağız. Hayata bu gözle bakacağız. Şimdi günümüzde sakınanlar için ahiret yurdu dünya hayatından daha hayırlıdır buyuruyor. Öncelikle bu noktayı iyi idrak etmek lazım. Evet hocam. Şimdi en önemli, yani adım atarken müminlerin bir özelliği şudur. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Bakın, müminlerin, muttakilerin özellikleri. Özellikle. Onlar gayba inanırlar. Evet. Onlar namazlarını kılarlar. Evet. Ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda infak ederler. Şimdi eğer biz bu, yani gayb konusunu idrak edecek olsak bütün mesele aslında bitiyor. Bu noktanın dışında hayatı değerlendirdiğimiz için diğer meseleleri de ne yapıyoruz? Bu gözle değerlendiremiyoruz. Şimdi gayb neden önemli? Yani gayba iman. Çünkü imanın temeli. Bugün bilim olsun veya bu anlamdaki şey bu noktada sınırlıyor. Evet. Yani halbuki İslam görmediğimiz ama var olan hakikati bize haber veriyor. Yani görmediğimiz var olan bir şeyi bizlere haber veriyor. Haber veriyor. Evet. Dolayısıyla bu anlamda Allah-u Teala bize vaat ediyor değil mi? Cennet nimetlerini. Allah-u Teala bize bunu, bu müjdeyi veriyor. Bu sebeple kafirler
müminlerle, Müslümanlarla hep alay ederler, küçümserler. Sıkıntı işte bu. Yani Allah-u Teala'ya inanmak, yani teslim olmak. Bilim veya bu anlamdaki şeyler diyor ki ben zaten gördüğümün dışındakine inanmam diyor. O zaten baştan kendisini sınırlamış. Evet. Dolayısıyla bugün insanlar adımını atarken Allah-u Teala ne der? Ona bakması gerekir. Allah-u Teala neden hoşnut olur? Ona bakması gerekir. Allah-u Teala bir mümini, bir mümine nasıl bir tavır ortaya koymamız lazım? Ona bakması gerekir. Yani Allah-u Teala'nın rızasını araması. Bu namazda olur, ibadette olur vesaire. Dini inancı doğru şekilde oturtmak, doğru şekilde oluşturmak çok önemli bir konu. Ha, bundan alıkoyan sahtekarları, yalancıları, dini istismar eden her şey bu anlamda olabilir. Olabilir. Sayın Hocam, sohbetimizin sonuna geldik. Son cümlenizi alabilir miyiz? Şimdi tabii gerçekten nihayetinde yani sadece şu ayeti kerimeyle bitirecek olursak, buyurun, Müslümanca bir şunu da söyleyelim. Yani belki en güzel şekilde sadık olamayız. En güzel şekilde, en mükemmel olamayız. Ama Cenab-ı Hak buyuruyor ki sadıklarla beraber olun. Evet. Yani çünkü neden? Bir gül. Belki gül olamazsın ama gülün yaprağı olabilirsin. Evet. Yani gülün dikeni olabilirsin. Evet. Ondan bir parça olursun. Gül ile birlikte sen de değerli olursun, kıymetli olursun. Evet. Yani günümüzde bu maneviyattan, kutsaldan, değerden koparılan anlayış, kutsiyetten, değerden koparılan anlayış, dine saygıyı, hürmeti ve dini değerleri de içini boşaltmıştır. O bakımdan sadıklarla beraber olmak, mümin olduğumuzun farkında olmak ve bu noktada gayret göstermek önemli. Son bir sözde sadece şu ayeti kerime. Cenab-ı Hak buyuruyor ki la yestevi ashabun nar ve ashabul cenne ashabul cenneti humul faizun. Yani cehennem ehliyle cennet ehli bir olmaz. Buna iman. İnanmamız gerekiyor. Evet. Cehennem ehliyle cennet ehli bir olmaz. Cennet ehli kurtulanlar, isteklerine, arzularına kavuşan, kazanan onlardır. Evet. Mesele bu açıdan ele alındığı zaman bunu her açıdan, her seçimimizde, yani gidiyorsun çarşıdan seçiyorsun değil mi? Yani ezan okunuyor, namaza mı gideyim yoksa gıybete mi, konuşmaya mı, boş işe mi devam edeyim? Hani her açıdan Cenab-ı Hakk'ın bakın dediği pencereden baktığımız zaman bütün meseleleri o zaman görebiliyoruz. Allah'a inanmadan, tevekkül etmeden, ona güvenmeden, ona teslim olmadan dinin kabuğu ancak yaşanır. Evet. Dinin zahiri yaşanır. Evet. Bu açıdan yani Allah-u Teala değer verdiği için onun değer vermiş olduğu ezana, Kur'an'a vesaire, işte Kabe-i Muazzama'ya, camiye vesaire her türlü güzelliğe saygı göstermek, bu açıdan hani bazen işte hemen küçümseniyor. İşte ya bir bayram şey Kadir gecesinde veya kandillerde mi geliyorsun, işte böyle olur mu? Fakat o hürmet bile çok önemlidir. Kesinlikle. Hürmet göstererek Ramazan'dan istifade etmeyi, bu zaman dilimlerinden istifade ederek tövbe etmeyi, bunda samimi olmayı, bunda gayret göstermeyi ortaya koymamız lazım. Yani, Sayın Hocam teşekkür ediyoruz bu güzel sohbetiniz için. Sohbet derin, konu güzel. İnşallah başka bir cuma devam ederiz Sayın Hocam. Değerli izleyenlerimiz, bugünkü konuğumuz Rize İl Vaizimiz Yakup Turhan Hocamız idi. Kendisine bu güzel sohbetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, bir iki cümle dua ile sohbetimizi tamamlayalım. Allah'ım bize sıhhat ve afiyet ver. Güven ve huzur içinde yaşamayı nasip eyle. Şükür ve takvaya ulaştır bizleri. Allah'ım senden sabır ve doğruluk istiyoruz. Bana işimde, işimizde kolaylıklar ver. İşlerimizi güçlükle gördürme ya Rabbi. Ailemize, çocuklarımıza, kardeşlerimize iyilik ve ihsanda bulun Allah'ım. Onları mümin ve Müslümanlardan kıl. Bu şekilde dünyadan ayrılmalarını nasip eyle. Ya Rabbi bizi ve ehlimizi namaz kılanlardan eyle. Bizlerin yaptığı bu dualarımızı kabul eyle. Değerli izleyenlerimiz, bir uyarı ile
programımızı kapatmak istiyoruz bugün. Malum üç aylar geldi, oruç tutuyoruz Müslüman kardeşlerimiz. Sabahleyin ezana kadar da yeme içme devam edebiliyor. Bunu müftülüğümüze gelen sorulardan anlıyoruz. Yeme içme imsak vaktinde bitirilmeli Sayın Hocam. Çokça soru geliyor bununla ilgili. Yani ezandan yaklaşık yarım saat önce, mesela bugün itibariyle 04:28'de oruç tutacak kardeşlerimiz yeme ve içmeyi bitirmeli. Ezanlar çünkü yarım saat kadar geç okunuyor. Başlama vakti imsaktır. İmsakta yeme içmeyi bitirmeleri gerekiyor. Evet, bir dahaki cuma görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ya.